Metehan hoş geldin hem bandırmaya hem programımıza. Orada Kronpon programındayız. Ee, birinci sorumuza başlayalım istersen. Genç yaşta, genç yaşta pek çok takımda forma giydin ama en düzenli forma giydiğin sene 2017-18 sezonunda 3. Lig'de Ergen'e ve Veli Genç, genç bir oyuncu olarak kariyerinde yaşadığın zorluklar nelerdi? Bize bahsetmek ister misin? E, tabii. E, o dönem kötü bir dönem geçiriyordum aslında mental olarak. Ve Veli Meşe'ye ve giderek böyle bazı şeyleri tekrar e, başlatmak istedim. Tekrar bir start start vermek istedim. Futbola dönmek istedim. Kafa olarak, şey olarak. E, orada da dediğiniz gibi iyi bir sezon geçirdim. E, öyle devam etti yani. Ondan sonra Alibeyköy ve Osmaniye maceraları oldu. Üçüncü ligde yine. E, oradaki iyi performansının ardından Altınordu'ya bonus servisi bir şekilde transfer oldum. Alt liglerden bonsarsız bir şekilde iki iki üstü birbirden transfer yapmak e, çok sık gördüğümüz bir şey değil bu nasıl bir hissi senin için zor muydu tabii ki zor ya öncelikle şuna değinmek istiyorum bizim ülkemizde çok cevherler var özellikle alt liglerde ben biraz bunu şuna yoruyorum e, sorumluluk almak isteyen e, hoca çok e, bulunmuyor yani şunu demek istiyorum yanlış anlaşılmasın mesela ben Altın Ordu'ya gittiğim devrede transfer olmuştum ben. Osmaniye'den devrede Altın Ordu'ya gittim. Hüseyin Hoca mesela lig lideri Hatay'a karşı o dönem ilk maçımda ilk 11'de forma şansı verdi bana. Bana güvendiğini hissetti. Ve zaten günümüzde de görüyoruz. Şimdi örnek vermek gerekirse Kerem Aktürkoğlu, işte Barış Alper var. 3-4 tane şu an aklıma gelmiyor. Var yani aşağılarda da dolu dolu isimler var. Üstüne düşülse, emek verilse, biraz sabredilse Bizim gibi çok oyuncu var aslında aşağılarda. Onun sonrasında Altınordu ile playoff playoff deneyimi yaşadın, e, ligde başarılı performanslar sergiledin ve e, Süper Lig'e Adana Demirspor'a transfer oldun. Yine kulübüne bonservis kazandırdın bu da e, Süper Lig'de nasıl bir atmosferle karşılaştın? Nasıl bir forma savaşı vardı? Şunu söyleyeyim zaten e, hep söylüyorum. Bonservissiz ayrılma deneyimini daha yaşayamadım hiçbir kulüpten. Yani he oynadığım her kulübe bir servis bedeli kazandırdım. Böyle nasip oldu. Aslında bu güzel bir şey benim açımdan. Değer görmek. Ve oynadığım, emek verdiğim yere para kazandırarak gitmek. Bu benim için iyi bir durum. Adana Demir serüvenim. O dönem Adana Demir'i tercih ettim. Oraya gittim ancak beklediğim gibi karşılanmadım orada. Yani çok iyi bir kadro kuruldu. Kadro kalitesi kadro kalitesinden dolayı hocanın tercihleri de çok zorlaştı. Öyle olunca süre bulmakta zorlandım. İstediğim performansı aslında orada sergileyemedim. Çünkü her futbolcu oynaya oynaya kademe atlayabilir. Çok iyi geçti diyemem ama güzel anılarım da oldu. Güzel arkadaşlıklarım oldu. Hala görüştüğüm hocalar, arkadaşlarım var oradan. Böyle bir sezonda. Adana Demirspor'dan sonra e, Eyüp Spor ve kiralık süreçleri yaşadın. Şunu sormak istiyorum. Kariyerinde pek çok takımda forma giyme şansın oldu. E, kariyerinde en unutamadığın kulüp hangisiydi ve en unutamadığın maç hangisiydi? Hmm, çok güzel. Çok güzel bir soru. Yani buna hiç düşünmeden Altın Ordu diyebilirim. Yani Altınordu Altın Ordu çünkü bana bu kapıları açan ve günümüzde şu an Türk futbolunda Türk oyunculara değer veren ve bunlarla da başarı sağlanabileceğini gösteren bir kulüp. Bir yuva aslında orası. Yani Oraya giden oradan böyle kolay kolay ayrılıp başka bir kulübe adapte de olamıyor. Çok güzel bir ekmek kapısı. Yani orada forma giydiğin her maçı çok değerli, çok özverili bir şekilde oynuyorsun. Ee, en unutamadığım maça gelirsek yani iyi anlamda bakmak istiyorum buna İçeride oynadığımız bir Altay maçımız vardı o sene. Playoff oynadığımız sene. İlk yarıyı mağlup girmiştik içeri. Devre arasında e, o maçı kazanacağımızı çok net biliyorduk. Çok iyi odaklanmıştık ve ikinci yarı 3-1 kazanmıştık maçı. Yanlış hatırlamıyorsam. O maçtan çok keyif aldım diyebilirim. Peki en son artık sona doğru yaklaşalım. E, bandırma transfer süreci nasıl geçti transfer süreci e, nasıl bir şehir ve kulüple karşılaştın bize bahsetmek ister misin? Tabii şöyle birçok kulüp aslında aradı görüşmelerim oldu ancak e, özellikle burada Onur Başkan'ın bana sunduğu projeler yani buraya bakış açısı çok hoşuma gitti yani burada bir yapılanma var güzel bir kadro kurulduğuna baktı, araştırdım, baktım hem kişi profiline hem hoca profiline bana uygun olduğunu hissettim. E zaten burada oynayan arkadaşlarımızdan, abilerimizden de akıl aldık. Yani biraz herkes birbirini arar bu futbolda böyledir. Burayı tercih etmemi söylediler. Ben geldim, çok memnunum. E, Eyüp Spor tarafına da burada çok teşekkür ediyorum çünkü e, hani şey de diyebilirlerdi. Buraya gideceksin, şuraya gideceksin. O da yok olmadı. Bana izin verdiler, görüşebilirsin, şey yapabilirsin. Ben de Onur Başkan'la gece telefon görüşmesinde anlaştım. Sabaha da kendimi burada buldum. Çoktan mutluyum yani. Hoş geldin tekrardan. Son sorumuz. Evlisin ve bir çocuğum var. ailenin mı? Bandırma... Allah başlasın öncelikle. Teşekkür ederim. ailenin bandırma hakkındaki görüşleri neler? alışabildiniz ve izin günlerinden nasıl geçiriyorsun burada? Evet. Şöyle ilk önce rüzgara alışmamız yani biraz zorladı bizi. Ama şimdi de mesela bir yere gittiğimizde o rüzgarsızlık bizi etkiliyor bu sefer. Yani öyle bir ters bir durum oldu. Ama güzel, keyifle izin günlerinde İstanbul'a gidiyoruz. Mesela İstanbul'da ailemiz. İzmir'de evimiz, İzmir'e gidiyoruz. Tam böyle orta noktada olması bizim elimizi kolaylaştırıyor. Ki Bandırma'da da çok güzel yerler var. Erdek var. Sahilde gidip oturup eşinle, çocuğunla vakit geçirebiliyorsun. Gayet keyifli. Burada her şey dört dörtlük. Yani bir problemimiz yok. Sezonu da inşallah güzel bir sonuçla bitirirsek çok güzel bir sezon olur bizim için. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bize teşekkür zaman Için. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.